O zaman hemen Hüseyin Özser'e dönmek istiyoruz. Meteoroloji mühendisimiz sevgili Hüseyin şu anda ekranda. Yardımlar gitmeye devam ediyor. Tabii ki yardımların arkası kesilmeden devam edecek. Acaba hava durumu nasıl, neler bekliyoruz önümüzdeki günlerde sevgili Hüseyin? Ebru, söylediğin gibi Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar gitmeye devam ediyor ve şehirler arası yolların çoğu işliyor, adeta arı gibi işliyor. Ama bazı riskler belirdi. Bugünün akşam saatlerine doğru kar yağışları var. Bunlardan söz edelim. Sürücülere, sesimizin ulaştığı insanlara daha dikkatli gitmelerini, tabii ki hızlı gidiyoruz, bazı şeyleri riske ediyoruz ama yine de yollarda kazalara karışmamak adına, yardım akışını kesmemek için yine trafik kurallarına uygun gitmek gerekiyor. Şuralarda kar var. Elazığ, Sivas, Kayseri, Trabzon, Rize'nin yüksekleri, Van, Erzurum ve Ağrı çevresinde kar yağışı bekliyoruz. Yani deprem bölgemizde kuzeyden bir yay şeklinde şöyle tarayacak alanda kar yağışları var. Evet. Bölgeye güneyden ve batıdan gelecek yardımlar için herhangi bir kar yağışı yok. Örneğin Antalya, Konya, Niğde üzerinden açık bir şekilde yollar gelebiliriz. Ama kuzeyden ve kuzeydoğudan bu akşama dikkat edelim, kar bekliyoruz. Şimdi bu akşamki o soğuk hareketten sonra cuma, cumartesi, pazar, pazartesi 4 gün nihayet ısınıyoruz. Son yılların en soğuk havasında yakalandık bu depreme. Tekrar hatırlatıyorum. Malatya, Kahramanmaraş, Elbistan sıfırın altında 15, sıfırın altında 18 derece gibi. Son Rusya'nın yılların kuzeyleri en soğuk kadar şartlarında diyorsun, hava şartlarında. Yani bu dönemin ya bu bölgede, sezonu değil. Bölgede bunun böyle soğuklar oluyor Ebru ama Malatya ve Erzincan'ın Kahramanmaraş'ın sıfırın altında 17-18 derece düştüğünü her zaman göremeyiz. Buralar biraz daha ovada kurulan yerler olduğu için zaman zaman yüksek basınç soğuk hava çöktüğünde o ayaz inanılmaz bir Sibirya gibi bir hale dönüştürüyor. Şimdi biraz bu çarşamba akşamında bir geçsin. Perşembeden sonra cuma, cumartesi, pazar, pazartesi bir 5 ila 8 derece hissedilir bir ısınma olacak gündüzlerimizde özellikle. Gece sıcaklıkları epey düşük hala. Bölgede kurtulanların da arama kurtarma çalışmaları yapanında soğukla mücadelesi devam ediyor. Her şeyle mücadelesi devam ediyor da bir de bu soğuk konusu var. İnsanın eli donuyor adeta. O çekici sallayabilecek, o arama kurtarmayı yapacak insanlar gerçekten elleri ötülesi. Hepsine tekrar teşekkür ederim. Bu soğukla ilişkisini kurmuşken söylemek istedim. Sonra bir 4 gün ısınma var dedik cumadan sonra ama asıl bizim böyle aylarda, yıllara bakarak yapıyoruz ya, bir haftalara bakalım önce. Gelecek hafta salıdan sonra bu sefer bölgeye kar yağışı getirecek bir hava görünüyor. Hani işte az önce dedim ya, böyle evet, bölgenin kuzeyinde yağacak ama kendisinde yağmıyor bu sefer, bu çarşamba. Ama haftaya salı çarşamba bu sefer Malatya, Kahramanmaraş, hatta yine Adıyaman'ı da kapsayacak alanda kar görebiliriz. Duruma hazırlık yapalım. Yağmurluk, ısı, termal, outdoorcular, dağcılar, bu malzemelere çok ihtiyaç var. Gelecek günlerde durumlar böyle diyoruz. Şubat sonunda da sert havaları görmeye devam edeceğiz. Malum kış geç geldi. Baharı sormuyoruz havaların ne zaman ısınacağı ile ilgili tabii ki. Geceler çok ayazmış Ebru. Evet. Oradaki arkadaşlar, muhabir dostlarımız bildiriyor da geceleri gerçekten eksi onlar falan, hani durmak çok zor deniyor. Güneş kendini gösteriyor ama ısıttığı yok tabii bir taraftan. Gündüz işte bu hafta içi bir geçsin, hafta sonunu bir görelim. Gündüz ısıtacak ya. Mesela Kilis, Antakya, İskenderun bir 13-15 derecelere gündüz çok yükselebilecek. Ya yani gündüz en azından bir ısınma var. Bir hareket alanı insanların sağlayacak. Evet, doğru. Morali de belki, güneş parlak, hani bilmiyorum morali ne yerine getirir ama bazı günlerden geçiyoruz. Herkese sabır ve kolaylık diliyorum. Evet Hüseyin. Sağ ol, var ol. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet, işte bir çarşambadan sonra 3-4 gün bir sıcak, sonra yeniden bir kar yağışı, evet, söz konusu olabilir. Malatya, Kahramanmaraş inşallah o süre içinde de gerekli daha da fazla çalışma gerçekleştirilir. Umarım. Çünkü gerçekten ayazı beter yani, özellikle Hüseyin de söyledi ya. Tabii.